Dünya dönüyor ama benim etrafımda günler geçiyor, bir orada bir burada. Ele avuca sığmaz halim, zoru sever hırçın kalbim. Ama kendimle bu harbim üstüne alınma. Ben kaçtım sen kovaladın, yetmedi azarladın. Aşk kazası bu, göre göre sana çarpıldım. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Beni severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Ağlamayan gelin de görmedik demeyiz. Çok mutlu görülecekti, niye ağlasın ki? Elizeciğim, biraz ağlasam mı artık? Niye ağlayacağım ya? Zorla mı evlendiriyorum? Gelinliğin şanındandır.
Hem ağlayacaksın hem gideceksin. Ben gülerek gideceğim. Uçanda kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi... Kız, bak hala ağlamıyor. Ağlasana kızım, kınayı yakamayacağız. Ya ağlamayacağım. En mutlu günümde neden ağlayayım ki? İyi. Hadi sen istedin bakalım, göreceğiz. Dur! Esma'cığım, patlat bir kına türküsü de bakalım gelinimiz ağlıyor mu, ağlamıyor mu? Kınayı getir aleyh. Kınayı getir aleyh. Parmağın batır aleyh. Parmağın batır aleyh. Bu gece misafirem. Bu gece misafirem. Koynumda yatır aney. Koynumda yatır aney. İşte. Babaanne, hadi gel yakalım kınamızı. Bak gelinimiz çok ağlıyor. Aa, güzel gelinimi kim ağlattı? Kim ağlatıyor benim gelinimi? Çekilin bakayım, çekilin bakayım. Kızım, niye ağlıyorsun kızım? Kim ağlattı seni? Niye ağlattıyorsun kızımı? Dede bir dur Allah aşkına, biz ağlattık. Kınayı yakmak için. Ya ondan evvelki gelini de ağlattınız. Kaçtı gitti, 15 sene sonra geldi. Dede rezil ediyorsun. Hayır amcacığım. Gel gidelim, onlar yaksınlar kınaları. Ama şimdi abi, bu gel. Durup dururken niye ağrıyor? Gel benim masama gel. Olmaz ki bu. Kız burada evleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gelinin eli açılmıyor. Gelinin eli açılmıyor. Gelinin eli açılmıyor. Kapat elini, açma. Niye ya, o zaman kınayı nasıl yakacaklar? Sen kapat. Ben zamanı gelince sana aç diyeceğim. Gelinin eli hala açılmıyor. Gelinin eli hala açılmıyor. Açma, açma. Serap, beceremedim, koş. Dur babaanne, ver. Serap sen gel. Tamam, dur babaanne. Allah mutlu etsin. Bir yastıkta sizleri kocatsın. Amin babaannem, amin. Berhidar ol kızım. Thank you.
Alizem, güzel kızım. Serkan'la ben, biz ikimiz sana bir oyun oynadık. Ne? Nasıl yani? Serkan'ın seninle evlenmesini ben söyledim. Yo. Ne alakası var canım? Siz Sinem'le evleneceksiniz diye biz Serkan'la evlendik. Ya sen bunların hiçbirini bilmiyorsun ki. Sen öyle sanıyorsun. Güzel kızım. Serkan neden seni en başta reddedemiyor? Sonra kabul etti. Hiç bunu düşündün mü? Çünkü ben Serkan'ın kim olduğunu öğrendiğimde işte aklıma o fikir geldi. Evlenecektiniz. Sen benimle babamın zoruyla mı evlendin? Hayır. Ben istemeseydim seninle evlenmezdim karıcığım. Bana karıcığım deme. Ya Serkan'ın bir suçu yok babacığım. Senin iyi bir derse ihtiyacın vardı. Sen beni yola getirdiğini düşünürken aslında ben seni yola getirdim. Allah cezanı vermesin senin. Yalancı Nuri. Ya ne alakası var? Sadece ben dedim ki Kadir de biliyor. Kadir söylesene kardeşim bir şey. Sen de mi? Puh sana da. Yalancı. Dede. Başka bilen biri varsa çekinmesin söylesin. Anneme bak sen ya, ayağının tozuyla her şeyi de öğrenmiş. Sen benden önce öğrenirsin sanıyordum ben ama... Peki. Bilenler el kaldırsın o zaman. Serkan kankam da biliyordu. O niye el kaldırmıyor? Acaba neden kaldırmıyorum Bahattin? Neden? O zaman bir hadi bilmeyenler de kaldırsın. Ha? Yani ben biliyordan bilmiyorum çünkü. Öğretir öğrenmez koşa koşa buraya anlatmaya geldim Alize. Bana da Serkan kankam söyledi. Ha. Ben de onu hemen köşecime yetiştirdim. Bir şey soracağım ya. Çok güldünüz mü arkamdan? Babacığım o nasıl laf? Olur mu öyle şey? Evet. Sana yalan söyledim, seni kandırdım. Çok özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Ama bir de iyi tarafından bak. Bak ne güzel oldu. Oyundu, gerçek oldu. Bak Serkan'la birbirinizi gerçekten seviyorsunuz artık. O da oyun değilse tabii ha? Hayır Alize, oyun değil tabii ki. Ben sana gerçekten aşık oldum Alize. Seni gerçekten çok seviyorum. Bu söylediklerine inanayım mı gerçekten? Bunu hangi Serkan söylüyor acaba ha? Bak önümde iki seçeneğim vardı. Ya yalancı olacaktım ya seni kaybedecektim. Ben yalancı olmayı seçtim. Yalanla başlayan bir şeyin sonradan gerçeğe dönüşebileceğine inandın yani. Kızım saçmalama. Serkan benim yüzümden sakladı. Çocuk kaç kere yanıma geldi. Nurettin amca ben dayanamıyorum. Alize'ye gerçekleri anlatacağım dedi. Her seferinde ben engel oldum. Yani bütün suç benim. Tamam sen suçlusun. Seni anlayabiliyorum. Ama seni anlamıyorum. Ya tamam babam bir şey sana teklif etti. Hadi kabul ettin. Ya en azından ben sana aşık olmadan önce söyleyebilirdin. O zaman bu kadar kırılmazdım. Bir daha sana asla güvenemeyeceğim. Seni asla affetmeyeceğim. Alizeciğim tamam bak çok kızgınsın ama inan bana ben kendime daha çok kızgınım. Sana yalan söylediğim her an çok acı çekiyorum ben. E çekeceksin tabii. Bir de buna üzülme mi bekliyorsun gerçekten ya yalancı ha? Alize bak ben ne yaptıysam sana olan aşkımdan yaptım. Ya bilmiyordum, korkuyordum nasıl davranacağını bilemedim. Sen benim için artık yok hükmündesin. Önceden neysen şimdi de olsun. Sen benim için
Sadece bir tamirci parçası. Demek öyle ha? Öyle tabii, ne oldu? Gururum mu incindi? Demek benden bu kadar kolay vazgeçiyorsun, öyle mi? Vazgeçtim bile canım. Sen beni de, sevgimi de hak etmiyorsun. Sen beni terk etmek için fırsat kolluyor musun anlaşılan? Al sana fırsat, al. Ha bir de üste çıkmaya çalışıyorsun yani. Tam senden beklenecek hareket, bravo. Nasıl sana bravo be? Ya babacığım bir saniye dur sana. Babacığım ne yapıyorsun? Nurettin, bırak yalnız kalsın, bir düşünsün. Dur abla. Serkan. Oğlum sen git yanına, belki seni görünce biraz sakinleşir, affeder ha. O affeder de bakalım ben affedecek miyim? Alize benim için bitmiştir artık. Ama yani şimdi oğlum. Olur mu şimdi canım böyle? Ne oldu şimdi ya? Olur mu ya? Böyle olur mu ya? Böyle olur mu? Of! Elma dersem çık. Elma. Tebrik ediyorum ya seni. Gerçekten tebrik ediyorum. Ben bunca yıldır dizi izliyorum. Böyle oyunculuk görmedim. E sen kendine bak. Serkan Arkın'la mı görüşüyorum acaba? Sen var ya kesin Yeşilçam'da doğmalıyız. İşte o zaman sadece benim menekşe gözlü karımı konuşurlardı. Bu arada bir şey itiraf edeceğim. Yani aslında ben sonlara doğru rol yapmadım. Ya sen gerçekten çok iyi oynadığın için ben de senden gerçekten nefret ettim. Sana ne demeli? Yalnız o tamirci parçası senaryomuzda yoktu ama neyse. Sen tam bir doğaçlama üstadısın karıcığım. Kocamdan ilham aldım. Biz seninle gerçekten iyi bir takım olduk bence. Evet, yani. Serkan, ya bana her şeyi anlattığın için çok teşekkür ederim. Ya çok güzel bir sürpriz oldu Serkan. Ya iyi ki geldin. Bir şey mi diyeceksin bana? Ya sessiz olsana ya, duyacaklar şimdi. Ne yapayım Alize? Hapşırık mı, havada mı tutayım? Bilerek yaptın değil mi? Ha? Babam duysun da oyun patlasın diye yaptın ama yemezler canım. Çok teşekkür ederim. Hep birlikte karıcığım. Hep birlikte. Sonsuza kadar yan yana, diz dize, evimizde. Birlikte diğer mutlu evli çiftler gibi. Yıldız mı kaydı? Ha? Ben senin ışıltından yıldız mıldız görmüyorum ki. Alize, hadi evimize gidelim ha. Bitsin gitsin artık şu saçma oyun. Ya tamam, sana saçma geliyor olabilir. Ama benim için önemli. Yani anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum yani. Ya babandan intikam almak senin için neden bu kadar önemli? Çünkü babam hala beni yetişkin olarak görmüyor. Bu oyundan sonra seni yetişkin olarak görmeye mi başlayacak? Yani bunu baba kızın son oyunuymuş gibi düşün. Ben rövanşımı almadan bırakmayacağım. Ben sana neden hayır diyemiyorum ya? Ne yapıyorsunuz siz burada? Topala. Serkan. Abla. Alize. Abla senin ne işin var burada? Esma'cığım görüyor musun? Bak bizim burada ne işimiz varmış. Yakalandık. Aldır ellerini. Aa, hay Allah. Gerçekten yakalandık. Görüyor musun? Anam anam anam. Hırsız. Bir de utanmadan ailemi rehin almış. Ben seni şimdi alaşağı etmesini bilirim. Bir de bana soruyor ne işim var burada diye. Hesap soruyor beyefendi. Oğlum Esma ile ben değiliz ayrılan, sizsiniz. Ben arkadaşımı misafirliğe geldim. Evet. Ayrıca siz hiç ayrılmış gibi durmuyorsunuz. Senin burada ne işin var?
Abi, Nurettin Bey. Serkan, ne oluyor oğlum burada? Olsun, size ne oluyor Nurettin Bey? Kardeşime kastınız mı var gece gece? Hayır canım, ne münasebet. Ben bir takım sesler duydum. Hırsız diye düşündüm. Sizin de ellerinizi böyle yukarıda görünce sizi rehin aldı sandım. Ha. Peki siz ne yapıyordunuz burada? Ben Serkan'a ait bir şey verecektim. Al yüzüğümü. Nize, bu ne? Saçmalama, abartma istersen. Bir daha da sakın mahkeme gününe kadar karşıma çıkma. Tamirci. Babacığım, ne yapıyorsun? Neden böyle fevri kararlar veriyorsun? Babacığım, boşanacağım dedim ya. Boşanacağım işte. Of. Ha, sen oturdun, düşündün. Bu kararı tasarladın, öyle mi? Yürü abla, gidiyoruz. İstenmediğimiz yerde durmayız, yürü. Ya ama... Serap, Esma! Oğlum, çekiştirmesene iyisin. Yürü. Ah be babam. Merhaba. Ben Adi Tatil. Yok, bu çok resmi oldu. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kimler gelmiş? Kimler? Cübbe yok, cübbe ama. Hoş geldiniz. Hanım. Hoş bulduk. Siz ne ara çıktınız yukarıya ya? Ben bütün konuklardan önce bunu yaparım. Çünkü ilk karşılaşma mühimdir. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Buyurun. Buyurun, oturmayın. O kırık da dekoru tamamlasın diye öyle duruyor. Ben şöyle koyayım şuraya. Evet. Ne içersiniz, ne hazırlayayım size? Biz bir şey almayalım. Çay, kahve. Diyeceksiniz diye özüm koptu. Benim elektrikli ısıtıcıda bir problem var. Binanın sigortasından duruyor. Geçen ay yangın çıktı. Neyse, sizi dinliyorum. Eşimle boşanmak istiyoruz, o yüzden geldik. Yazık. Pek de gençsiniz. Aklıma İhsan Bey geldi. Heyhat. İhsan Bey kim? Kendisi eski bir ahbabımdı. Aynı zamanda müvekkilimdi. Öldü galiba, Allah rahmet eylesin. Yok, yaşıyor. O bana geldiği tarih. Son müvekkilimdi kendisi. O tarihi hatırlamak için böyle bir şey yaptım. Son müvekkiliniz 10 sene önce mi geldi? Ya, öyle oldu. O da sizin gibi böyle eşinden boşanmak için geldi. Sonra eşi dava sürecinde vefat edince kendisine bakım evinde şimdi. Dava ne oldu? Devam ediyor. Taraflardan biri ölünce benim bildiğim dava düşüyor ama tabii siz daha iyi bilirsiniz. Neyse, siz boşanmaya karar verdiyseniz bana bir vekaletname vereceksiniz. Davayı kim açacak? Ben açacağım. İyi. Bana bir vekaletname çıkartacaksınız. Ben de dava dilekçesini oluşturacağım. Uygun mu? Uygun. Fakat sizden şöyle bir şey isteyeceğiz. Siz bu dilekçeyi bizim evde babamın gözü önünde hazırlayabilir misiniz? Olur. Olur da. Neden? Çünkü biz aslında boşanmayacağız. Eşimin babasını küçük bir oyun oynayacağız sadece. Yani gerçekten boşanmayacaksınız ama babası bakacak ki işlercik diye biniyor. O zaman size karşı ne kusur işlediyse onu telafi edecek. Böyle mi olacak? Tek de anladı vallahi. Şaşırdım valla. Valla ben de. Ay, ya ya ya, ama benim çok alerjim var baba. Bakayım. Bakayım. Başlayabilir miyiz artık şovumuza? Seyircisiz gösterim olur canım. Biraz daha salondalar. Zaten Adil Bey'in de biraz işi var herhalde.
Geliyorlar. İlkokuldayken Elif saçıma sakız yapıştırıp kesmişti ilkokulda. Bu ne şimdi ya? Üçüncü sınıftayken en yakın arkadaşımla kavga etmiştik. Sonra o kavga büyüdü. Hiç şaşırmadım zaten büyümesine. Saçımın tam burasına sakız yapıştırmıştı. Hatta o sakız her yere yapıştığı için babam saçlarımı iki numaraya vurmak zorunda kalmıştı. Bu ne anlama geliyor peki? Çünkü bir oyuncu duygularını yansıtmak için her zaman kendi yaşantısından faydalanmalıdır. Ha. Ben de tam olarak böyle düşünmüştüm. Efendim, bu mutsuz günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz Şevki. Ha, Adil Tatil ben. Ha, memnun olsun. Hoş geldiniz Adil Bey. Hoş geldiniz, hoş geldiniz çocuklar. Ne haber Tuğçe? Evet, bugün burada genç çiftimizin boşanmaya attıkları ilk adımlar için toplanmış bulunuyoruz. Kızamaz mı? Bu iş artık tamamen saçma bir hal almaya başladı. Adil Bey, lütfen girizgahı atlayıp direkt konuya girer misiniz? Hay hay. Şimdi bu Aliza Hanım'ın benim ona vekalet edeceğime dair bana verdiği vekaletname. Buyurun, buyurun. Hayatım, adam vekalet diyor. Sahte abicim, sahte. Maşallah kızıma be. Vallahi tam teşekküllü oyun sergiliyor. Oo. Aliza Hanım, soyadınız? Alize Darıca. Ama yakında Alize Soner olacak. Daha çok beklersin kızım. Serkan Bey, sizinki? Serkan Darıca. Boşanma sebebi neydi? Geçimsizlik. Şiddetli geçimsizlik. Hem de öyle böyle değil yani. Çok şiddetli geçimsizlik. Babam haklı Adil Bey. Şiddetli geçimsizlik, hem de öyle böyle değil. Serkan Bey, aile birliği temelden sarsıldı diyebilir miyiz? Sarsılmak ne kelime? Ortadan ikiye yarıldı, karpuz gibi. Karpuz gibi. Ben kam ya. Cam çıktı ha, şimdi bozuldu ya. İki taraf da şiddetli geçimsizlik yüzünden aile birliğinin temelden sarsıldığını söylüyorlar. Yazıyorum bunu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bayağı bayağı hukuki terimler kullanıyor. Sen emin misin bu avukatın sahte olduğunu? Adım gibi eminim. Alize'nin abimi pişman etmek için yapmayacağı şey yoktur. Ya ben yeğenimi tanımaz mı? Tamam. Yalnız şimdi iki taraf da şiddetli geçimsizlik diye beyanat verdiyse de evlilikte daha birinci yılınızı doldurmadığınız için şahit gerekecek. En yakın arkadaşlarımız yaşadığımız cehennemin gerçek şahitleri. Olacak iş değil. İşte Zine, bak çok iyi yere gidiyorsun. Ya tamam, affedeceğim kendimi, söz. Davayı ne zaman başlatıyoruz Adil Bey? Yarın hemen adliyeye giderim, duruşma kararını alırım. Oh şahane. Biz de bir an önce kurtulalım şu melun evlilikten. Dedemden de hep negatif terminoloji öğrenmişsin Alize. Aferin sana, bravo. Neyse efendim, bana müsaade o zaman. Yarın erkenden adliyeye gitmem gerekiyor. O zaman biz de size eşlik edelim Adil abici. Adil Bey, şöyle buyurun lütfen. Hadi. Görüşürüz. Taraftan. Oh. Sağ ol çocuğum. O zaman biz de içeri geçelim. Siz de şu dilekçe sonrası artık ne bileyim yavaş yavaş vedalaşsanız mı? Ha? Bir bereyimi alayım da. Ya bize bizim evliliğimize nasıl yakıştırdın o lafları Alize? Bunlar nasıl laflar böyle? Ya öyle söylemem gerekiyordu sevgilim, biliyorsun. Bilmiyorum. Ya sen de karpuz dedin. Karpuz gibi ortadan yarıldı dedin. Ben en azından tatlı bir meyveye benzettim. Ama sen, ya bu nasıl bir saçmalık, biz ne yapıyoruz böyle? Ha? Aptal ettin beni Anize, beni aptal ettin. İstemiyorum.
Bu saçmalıkların yüzünden evliliğimize zarar gelirse Halice, seni affetmem. Haberin olsun. Bu ne demek şimdi? Babamla anlaşıp arkamdan ilk oyun oynayan sendin. Kendi ağzınla söyledin. Babanla sen birbirinize oyun oynuyordunuz. Ben de ikinizle de anlaştım. Sonra da oyun gerçek oldu. Halize, bak ben seni seviyorum. Ben gerçeğim. Karşındayım şu an. Duruyorum. Evliliğimiz gerçek. Neyi riske attığını iyi düşün. Denizciğim, bana geçen haftanın müşteri dökümlerini hazırlar mısın? Alize'yi soruyor da. Tebligatı var. Tebligat mı? Şu an kendisi yok. Ben alabilir miyim? Yok maalesef. Kendisine teslim etmem gerekiyor. Geliyor zaten. Alize, sana tebligat gelmiş. Allah Allah. Ne tebligatı ya? Şuraya bir imza alabilir miyim? Tabii. Buyurun tebrikatınız. İyi günler. Size de. Davacı Alize Darıca, vekili Adil Tatil, davalı Serkan Darıca. Dava boşanma, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmak. Dava tarihi 28 Eylül 2023. Alize ne tebligatı o? Sinem şu an soru sormanın sırası değil. Alize, 28 Eylül'de ne olacak? Evet. Ne oluyor? Ne var 28 Eylül'de? Babacığım konuşsana. 28 Eylül'de ne oldu? Düğünümüz var. Alize, bu düğün nereden çıktı? Babacığım, bence artık bu oyuna bir son verelim ha. Ben her şeyin farkındayım zaten. Evlilik oyununa karşı boşanma oyunu, öyle değil mi? Ya sen anlamış mıydın gerçekten? Anlamaz mıyım? Ben kimin babasıyım güzel kızım? Anladım tabii. Vallahi içim rahatladı benim de. Görüyor musun Serkan, bak artık oyuna devam etmemiz gerekmiyor. Ben hiçbir şey anlamadım ama Alize. Kendi kendine boşanıyorsun, kendi kendine düğün tarihi seçiyorsun. Önce Tuğçe ile başlıyorum. Tabii ama şöyle şey yap, yani en silinen yere yaz da. Ay çok romantik. Cidden kısmet bulur da evlenirsem bu anı hatırlayacağım. Hı. Senin daha kısmetin yok. Benim var. Da farkında değil ben. Halledeceğim onu, şey edeceğim ben. Ya o da farkına varır Deniz'ciğim. Ben seni de yazıyorum. Yazsın. Deniz. Hı. Buket. Hı. Hazan. Ay tüh.
kısmeti görüyor musunuz? Yoksa seni de yazacaktım Sinemciğim, kısmet. Yalnız o işler ayakkabının altına yazılana göre değil, burada yazılana göre oluyor. Aa, bak sen Allah'ın işine, kalem bitmemiş. Halacığım seni de yazayım mı? Ay yazalım tabii canım, sonuçta aşkın yaşı olur mu Esma halacığım yani? Ay, saçmalamayın. Ne biçim konuşuyorsun sen Tuğçe? Allah Allah. Hayır canım, ne münasebet. Tamam ben o işe bir kere niyetlendim, kısmet olmadı. Artık istemiyorum. Tamam ver şunu kapağımı, dur kalemi. Bitmişsin kalem. Ay tamam. O zaman hadi ya, yayın açalım yani. O kadar çok şey paylaştım ki seni, evet, soruyorlar, merak ediyorlar. Hadi gel buraya. Durun buraya, gelin Alize. Ya benim canım arkadaşım Alize'min bugün düğünü var. Şunun güzelliğine baksanıza. Saçı, makyajı, her şeyi çok güzel oldu. Ama az önce de şey yaptı. Ne olur Alize, ne olmaz. Biz kaderin işine çok da karışmayalım. En öne kimi yazdın? Evet, önce Tuğçe'yi yazdım. En silinen yere küçücük yazdım. Ha, aynen öyle. Dur Serap'ı da yazayım. Arkadaşlarımızın gerisini roket falan. Ben onu en önde ben vururum yani. Önce ben evleneceğim. Nefis oldu be. Biraz fazla güzel oldu kanka. Bu kadar güzel olması iyi değil kanka. Niye ki? Oğlum bu kadar güzel gelin arabasına zarf mı dayanır ya? Ocağımıza incir ağacı dikilecek. Sökek mi birazını? Ben hemen sökeyim 5 dakika. Ne sökmesi oğlum, saçmalama. Hatta eksiği var. Nasıl ya? Ne eksiği var oğlum başka? Oyuncak bebek mi o? Bu ne oğlum? Diş budayı partisine mi gidiyoruz biz? Alize'nin o, Alize'nin. Annesi almış zamanında. Annesinden kalan tek hediye. Tamamdır. Şahane oldu, şahane. Çok zarf gidecek. Alize? 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 Bak çiçeğini güzelce düzenledim. Bunu da unutma, tamam mı? Hı, tamam, unutmam Tuğçe'cim. Alize, şimdi ayağının altına da yazıları yazdık. Böyle sürtüne sürtüne, tamam mı? Sürtünerek yürüyorsun. Hı. Böyle bütün gün zaten oturmuyoruz, dans ediyoruz hep Alize. Hı, tamam. Ya senin neyin var? Ya yok bir şeyim. Var canım, ben anlarım. Senin bir şeyin var, neyin var söyle. Ya bir şeyim yok. Şimdi düğün telaşından biraz gerildim herhalde. Ha. Yani canım sen gerilsen de gerilmesen de öyle de böyle de o düğün başlayacak da bitecek de. O yüzden şey yapıyoruz, ne yapıyoruz? Şey, eğleniyoruz değil mi? Eğlenmemize bakıyoruz Alize'ciğim. Tatlım benim. Bak, babana kızıp gidip nikah kıymaya benzemez bu işler. Yani elinlerde olur böyle gerginlikler, tamam mı canım benim? Babasına kızıp evlendi, babasına kızıp boşanıyordu. Tuğçe'cim, hayır canım. Böyle cümleler kurmuyoruz, tamam mı kızlar? Negatif yok, okey? Pozitif düşünüyoruz, tamam? Lütfen. Peki bizim damadımız nerede kaldı? Ay evet. Ay yoksa heyecana dayanamayıp son anda terk mi etti Alize'yi? Vallahi oluyor bak, erkeklerde öyle sendromlar. Oluyor, olmuyor mu? Kızlar! Ben size ne dedim? Negatif cümle kurmuyoruz. Negatif düşünmüyoruz. Pozitif düşüneceğiz. Değil mi? Lütfen saçmalamayın. Ay geliyorlar, geliyorlar Alize. Demek her şeyin başladığı gibi olsun istiyorsun. Alize hadi gidiyoruz. Koş, koş, koş. Durun. Niye durduk şimdi ya? Öyle hevesli gibi hemen koşmuyoruz. İyi ama hevesliyiz. Hayır dedim size. Geçin yerinize. Geçin, geçin. Aa, her şeyin bir usulü var canım. Burası kız evi, yani naz evi. İster çıkarız, ister çıkmayız. Aa, niye çıkmıyormuşuz ki ya? Düğünümüz var bizim şu an. Tuğçe, bak her şeye çok cevap veriyorsun, kızacağım ama. Sus, ben söyleyene kadar kimse buradan çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Hı-hı. Güzel. Tamam, tamam. Hadi keyfinize bakın.
Ya çalsanıza, kızarmaya geldik. Benim burada ne işim var oğlum? Sen kız tarafı değil misin? Ne alakası var ya? Ben iki tarafım. Hem kız tarafıyım ya, hem erkek tarafıyım. Yerine. Ya hayır ya. Dostum. Aynen, haydi yerine git. Haydi. Güzel kızım benim. Aramıza hoş geldin kız. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldin kız. Hoş geldiniz. Damat, kızım sana emanet, tamam mı? Hadi bak. Hadi çalsanıza ya, ne duruyorsunuz hadi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş efendim, geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş ayaklarınıza efendim. Sağlık. Çok sağ teşekkür olsun. Ederiz. Çok aman sağ olun. Buralara kadar geldiniz. Kalan geldiniz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl yakışıyorlar birbirlerine değil mi? İnsan iç acıyor. İç acıyor derken? Eriyor. Eriyor. İşte. Eriyor. Eriyor. Kız tarafı mı? Yo, sizin taraftan değil mi? Yo. Alize tarafı, Alize. Ha, siz şu avukat abi. Mutluluklarında çok payım olduğu için beni de davet ettiler sağ olsunlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun efendim, hoş geldiniz.
Beklediğimden de kalabalık ya. Herkes gelmiş. Herkes çağırdım tabii. Bir yerini kesmedin değil mi? İyi misin? Yok yok. Bardağı görmedim de bir an ben. O yüzden şu... Elize sen iyi misin? Gel geç otur şöyle. İyiyim. Elim ayağıma dolandı tabii. Dur yavaş dikkat et. Heyecandan tabii. Heyecandan. Ama bak bitti. Bitti değil mi? Evet. Bak buraya kadar geldim. Bundan sonrası çift etelli kasap havası ve türevleri. O kadar. Artık kimse bizim mutluluğumuzu engel olamaz. Ya baksana herkes gelmiş ya. Lan bu herifin burada ne işi var? Kimin? Adil'in. Hı. Ben davet ettim. O kadar yardım etti sonuçta. Yani davet etmeseydim ayıp olurdu diye düşündüm. Yardım mı etti? Alize herif bizi yanlışlıkla gerçekten boşuyordu. Ne yardımından bahsediyorsun ya sen? Herifi gördükçe benim sinirlerim tepeme çıkıyor. Bir de düğüne çağırmışsın. Ne işi var bu adamın burada? Ya Serkan. Allah Allah ya. Sakin olur musun lütfen? Bak senin de dediğin gibi. Artık bizim mutluluğumuza kimse engel olamaz. Dolunay çekip güneşe gölge yapsam biraz, yıldızları açıp bulutları kıssam, kutup ışıkları aydınlatsa şehirleri, bakar mısın yine bana, görür müsün bir sana müptelayım, sana yok ki senden başka ihtimalim. Sana müptelayım, sana sevgilim. Yok ki senden başka ihtimalim. Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirler ve tabii ki biricik Tuğçem. Ne oluyor oğlum, ne yapıyorsun? Sunum yapıyorum kankası. Serkan, sakin olur musun? Ya sen Bahattin'i dinle ve gösterinin tadını çıkart lütfen. Ben birazdan geleceğim. bugün buraya çok kıymetli iki insanın evlenmesi sebebiyle toplandık. Biricik canım yengem düğünden önce bana güvenerek dedi ki... Bakın altını çiziyorum. Sadece sana güveniyorum dedi. Bahattin dedi. Ben Bahattin. Bizim Serkan'la aşkımızın hikayesini anlatmak istiyorum dedi. Sen ki bu aşkın en yakinen, en canlı şahidisin. O zaman bunu yapsan yapsan... Sen yaparsın dedi. Ben de dedim ki tabii ki yengecim, ayıp ediyorsun, ne demek yani, lafım olur. Tabii ki yaparım dedim. Ve şimdi... Evet sevgili misafirlerimiz, hepiniz bu mutlu günümüze hoş geldiniz. Evet, biz buraya nasıl geldik? Hepinize onu anlatacağım. Tanıştırayım. Bu benim için her şey yapabilecek olan sevgili babam. Bu da beni her şeyden çok seven sevgili yakışıklı kocam. Ben bir ilat uğruna evlendiğimi zannederken... meğer babamla Serkan bir plan yapmış. Thank you.
akıllı, uslu bir kız olmamı istiyormuş. Bunun için de Sarkan'ı görevlendirmiş. Ya siz de şaşırdınız değil mi? Ha, ben de şaşırdım. Ama en acısı ne biliyor musunuz? Tüm bunları yüzüme söyleyip hiçbir şey olmamış gibi devam etmemi istediler. Bu peri masalının hak ettiği sonun böyle dillere destan bir düğün olduğunu düşündüler. Ama bu hikaye nasıl bir son hak ediyor biliyor musunuz? Evet Serkan'cığım, oyun bitti. Her şey buraya kadarmış. Yani benim böyle bir oyunu sindirebileceğimi düşünmeniz beni üzdü açıkçası. Çünkü hepiniz unutmuşsunuz ama hatırlatayım. Ben Alize'yim. Bugün 28 Eylül. Senin de dediğin gibi. Yeni hayatımızın ilk günü. Bir saat sonraki boşanma duruşmamızda görüşürüz. Sizleri de buluşmamıza bekleriz. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Erkan Bey, saat 14'te duruşmanız var. Sen... Seni görünce anlamalıydım. Nereden herhalde? Ne bileyim ben? Nerede? Ne duruşmasından bahsediyorsun sen? Ne bileyim, yoldadır herhalde. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Alize! Dur şu arabayı Alize, nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Ha, nasıl böyle bir şey yaptın? İn şu arabadan. Duruşmamız var canım, geç kalıyoruz. Alize, ne duruşması? Gelsene şuraya, konuşacağım. Alize! Alize Darıca, boşanma talebiyle mahkememize başvurdunuz değil mi? Ne? Evet hakim bey. Peki kiminle evlenecektiniz siz? Birbirimizle. Yani biz aslında evliyiz zaten. Düğünümüz de bugündü ama kısmet. Anlıyorum. Mahkemeyi boşuna meşgul etmiyorsunuz değil mi? Hayır hakim bey, olur mu öyle şey? Ben size şöyle kısa bir özet geçeyim. Biz aslında evleniyorduk ama düğünümüzden önce ben kocamın bana büyük bir yalan söylediğini öğrendim ve boşanmaya karar verdim. Öyle mi?
öyle mi? O yüzden mi gelinlik giyip düğün yapmaya karar verdin? Hakim Bey. Buyurun avukat bey. Hakim Bey. Buyurun. Konuşsana adam. Yıllardır ilk defa hakim karşısına çıktığım için biraz heyecan yaptım. Aa geçti. Şimdi şöyle, müvekkilim eşinin kendisiyle bir plan sonucunda evlendiğini öğrenip boşanma davası açmıştır. İtiraz ediyorum hakim bey. Karşımda bu gelinlikle oturan şahıs beni kandırdı, dolandırdı, duygularımla oynadı. Hepimizi dolandırdı hakim bey. Biz bu düğünü yapmak için ne masraf altına girdik bir bilseniz. Ya otursana şöyle. Hakim bey, ya avize kızım verin de gidelim biz ya. Bu gelinle kaçtı dedirtmem ben. Ha, demek sen düğünden kaçtın ya. Yani kaçtı demeyelim de. Evet, bal gibi kaçtı hakim bey. Herkesin önünde beni rezil etti, davacıyım kendisinden. Ve siz benim arkamdan iş çevirirken ben rezil olmamıştım ama. Ya Alize, kaç kişi gelinlik, damatlık, boşanma duruşmasına gitmiştir ya? Böyle bir şey görüldü mü? Delirtme beni. Siz beni hafife almışsınız. Allah'ım yarabbim rezil ol. Yemin ediyorum herkese rezil olduk. Ama siz biliyordunuz değil mi? Siz bu planı beraber yaptınız. Ben size de göstermezsem. Artık nasıl canını tak ettiyse. Ben onun canına tak ettireceğim. Kızım sen görürsün, ben senin canına tak ettireceğim. Görüyorsunuz hakim bey. Açık açık beni tehdit ediyor kendisi. Etmemiştir. Hanım sakin ol, şimdi atarım seni dışarı. Al işte, al. Yani gördüğünüz gibi bizim evlilik birliğimiz temelinden çökmüş durumda. Anlıyorum. Boşanmakta kararlısınız yani. Evet. Hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştım. Demek bu kadar çok istiyorsun boşanmayı, öyle mi? Usulen sana da soracağım delikanlı. Sen boşanmayı istiyor musun? Hayır. Ne? Ne? Otur be, otur. Emin misin evladım? Evet hakim bey, son derece eminim. Ben karımı çok seviyorum. Bunların hepsini konuşarak aşacağımıza inanıyorum. Aferin benim oğlum, otur. Ben inanmıyorum, ben aşamam. Ben boşuyorum bu gelini. Ben elimde bu kızı daha fazla istemiyorum. Böyle bir hain istemiyorum. Yalan söylüyor hakim bey. Ya beni sevdiği falan yok. İnsan sevdiğine böyle bir yalan söyler mi? Numara yapıyor. Ben karımı çok seviyorum hakim bey. Ve boşanmak istemiyorum. Serkan, al Serkan. Bu sefer sana iş çıkmadı tamirci. Ben de darbeyi ye ye kaza yapmamayı öğrenmişim. Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın ya? Sen nasıl yaptıysan öyle, anladın? Pişman edeceğim seni. Bak bu yaptıklarını seni bir bir pişman edeceğim. Benimkinden çok daha iyi bir intikam planın varsa durma dene. Ama beni geçebileceğini hiç sanmıyorum tamirci. Boşanmak için bana yalvaracaksın. Bak boşanmak için bana yalvaracaksın, yalvaracaksın. Senin boşanmamak için bana yalvardığın gibi mi? Sen o mahkemede söylediklerimi gerçek mi sandın? Boşanmak ya da boşanmamak benim umurumda bile değil. Sadece senin o suratındaki hayal kırıklığını görmek istedim. Ondan dolayı öyle dedim. Kesin öyledir. O zaman bir sonraki duruşmamızda görüşürüz. Görüşürüz.
Kızlar. Serkan. Ay az önce resmen yanımızdan bir buzdağı geçti. Farkında mısınız bilmiyorum. Ne iş var bunun burada ya? Ne iş var bunun? Serkan. Serkan. Ya Serkan. Ne var? Ya madem duyuyordun niye tepki vermiyorsun? Çünkü zamanım değerli. Gereksiz insanlarla vakit harcamıyorum. Üzgünüm. Şimdi gereksiz insan ben oldum yani. Benim burada olduğumu bile bile babamın oteline gelen sensin. Benim önümden geçen de sensin ama gereksiz insan benim yani. Çok haklısın gerçekten. Bittiyse güle güle. Bitmedi canım. Niye geldin? Ha eğer beni görmek için geldiysen o gemi çoktan kaçtı canım. Sana güle güle. Ha bir de gereksiz insan numaranı da yemezler canım. İmzalamam gereken evraklar var. Onun için geldim. Oldu mu? Muradına erdin mi? Rahatladın mı? Ha sen imza da atabiliyorsun yani. Bizim şu boşanma evrağına bir imza atıver de sonsuza dek kurtulalım ha. İmzalamayacağım. İmzalayacaksın. İmzalamayacağım. Ya sen bana çok mu aşık oldun ya? Çok. Ne? Beklersin. Çok beklersin. Anlaşılan herkes sana prenses gibi davranıyor diye kendini prenses zannediyorsun. Ama unutma. Prenses Fiona da kendini prenses zannediyordu. Ama sadece bir devdi. Dev. Bu ne demek ya? Ben gayet formumdayım bir kere. Benim hiç kırışığım yok ki ya. Hiç kırışık yok, kaymak gibi adamım. Gencim ben be. Vallahi gencim ya. Sanıyorsun sen baba, ha? Şaka değil mi bu, eşek şakası? İşte tam da dün ben de böyle hissettim. Dünyama hoş geldin kızım. Baba, ben ciddiyim. Serkan'ın burada ne işi var? Kocanın mı? Boşanmak üzere oldum, eski kocamın. Babacığım, o senin problemin. Serkan hala benim damadım. Ayrıca onu düğünde terk eden ben değilim, öyle değil mi? Niye terk ettim? Çünkü onun yüzünü asla görmek istemiyorum. Yani sen onun kolundan tutup da başıma müdür yap diye değil. Ha bir de yetmemiş, tüm kaderimi onun ellerine teslim etmişsin. Babacığım, senin kaderini bir boşanma avukatına da teslim edebilirdim. Ama bak hayat ne garip değil mi? Döndü, dolaştı, yine sizi bir araya getirdi. Baba, Serkan'ı hemen kovuyorsun. Hemen. Emredersiniz sayın patron. Başka bir arzunuz var mı? Otelin de ismini değiştireyim mi, ister misin? Alize Otel. Nasıl? Babacığım, bu otelin sahibi benim. İstediğimi müdür atarım, istediğimi atamam. Baba, sen bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsın? Babacığım, biz aldığımız kararları ne zamandan beri birbirimize sorar olduk ha? Hayır, memnun değilsen otele bir şikayet maili atarsın. Müdürün okur, değerlendirir. Bu kadar basit. E madem o gitmiyor, o zaman ben giderim. İyi, güle güle kızım. Yolun açık olsun. Baba, gidiyorum. İyi, hadi git. Gidiyorum baba. Ya güzel kızım, sen bugüne bugün gelinlikle boşanacak kadar özgür bir bireysin. Sen şu anda gitmek istesen seni kim tutabilir? Öyle olsun. İstifa ediyorum o zaman. Vallahi seninle gurur duyuyorum şu anda. Sen okul masraflarını karşılayacak birikimi hangi ara yaptın ya? Demek ki güveniyorsun ki gidiyorsun. Ha bir dakika, bir dakika. Sen beni tehdit mi ediyorsun şu an? Hayır, tehdit etmiyorum. Hayatın gerçeklerinden bahsediyorum. Tamam, o zaman ben de sana bir gerçekten bahsedeyim. Ben Alize'yim. Bir kere estin mi bir daha da dinmem. Ve beni de böyle yıldıramazsın. Bu arada babamızın oteline kalmadık. Çalışır, çabalar, başımın çaresine bakarım. Kimseye de ihtiyacım yok benim. Tilki Hanım, dükkana hoş geldiniz. Ben ne günah işledim ya. Ben ne günah işledim de senin gibi bir bela çıktı karşıma ha? Ego, kapris, kendini beğenmiştik, bencillik. Daha sayayım mı günahlarını? Sayma canım, istemez. O masmavi gözlerinle insanları kandırmak sende. Gülüşünle aşkına inandırmak sende. Serkan. Ama aynı zamanda insanı yoru yolda bırakan, sırtından bıçaklayan da sensin. Beni, ailemi, herkesi üzen, hayal kırıklığına uğratan da sensin. Tamam, madem bu kadar kötü biriyim, madem benden bu kadar nefret ediyorsun, o zaman boşan benden. Boşan, kurtul.
böyle hakkımda olumsuz referans mektuplarına imza atacağına, boşanma kağıdına at imzaya kurtul benden. Aldın demek mektubu. Hı? Nasıl? Beğendin mi mektubu? Az mı geldi yazdıklarım? Ha bak, buraya şeyi yazmayı unutmuşum. Senden asla boşanmayacağım Alize Darıca. Şimdi git, ağlayarak bunu günlüğüne yaz. Şimdi delireceğim ya. Sen benim hayatımı böyle mi bana zindan edeceksin ha? Böyle her girdiğim işe taş koyarak mı? Beni kendi ağına sürükleyerek mi? Sen zaten o ağa çoktan sürüklendin Alize. İpler benim elimde artık. Çırpınıp durmak ancak seni yorar. Ne yapacaksın peki? Hı? Senden nefret eden, hayatı boyunca senin yüzünü bile görmek istemeyen birine karım mı diyeceksin? Seni hiç tanıyamamışım. Asıl ben seni hiç tanıyamamışım be. Senin böyle bir hainlik yapacağını hiç düşünmezdim. Ama artık yavaş yavaş tanışıyoruz. Bu yüzü hiç unutma Elize. Ben Serkan Darıca. Senin yeni müdürüm. Sana çektirecek olan tek kişi. Ben bu ele bir daha dokunacağıma kendi elimi keser atarım daha iyi. O derece mi istemiyorsun beni? Evet. Şu an bu hayatta en çok istediğim şey senden kurtulmak. Ama nedense ben senden ne kadar uzaklaşmaya çalışırsam sen de o kadar burnumun dibinde bitiyorsun. İyi tamam, bugün müdür olarak karşıma çıktın, bana engel oldun. Yarın ne diye karşıma dikileceksin ha? Gardiyan olarak mı? Celladım olarak mı? Ne? Ama intikam almaya çalışıyorsan tebrik ederim. Çünkü senden boşanmadığım her gün işkence benim için. Yalan söylüyorsun. Şu anda boynuma atlayıp bana sıkı sıkı sarılmamak için kendini zor tutuyorsun. Görebiliyorum. Sinirin de bu yüzden. Hayır, şu an boynuna atlayıp seni boğmamak için zor tutuyorum kendimi. Hani senden kaçtım olmadı. İstifa ettim olmadı. Ha ne yapmam lazım? Senin benden boşanmayı kabul etmen için ne yapmam lazım? Söyle. Sen söyle. Boşanmayı kabul etmem için sen ne yaparsın? Her şeyi. Her şeyi? Hı hı. Emin misin? Evet eminim. Yeter ki senden kurtulayım. Tamam. Kabul ediyorum. Boşanacağız. Ne? Nasıl yani? Boşanıyoruz şimdi. Bitti yani. Evet, kabul ediyorum. Ama tek bir şartta. Yine mi? Evet, yine. Senden boşanmayı kabul etmem için tek bir şart. Mahkeme gününe kadar bizle birlikte yaşayacaksın. Ne? Duydun. Kararın nedir? Etrafımda günler geçiyor, bir orada bir bu.